Değerli izleyiciler, konuk evinden herkese merhabalar. Aks ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Stüdyolarımızda yine çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Ve bugün anne sütünü konuşacağımızı söylemiştim sizlere. Bugün anne sütü konumuz ve 1-7 Ekim tarihleri de emzirme haftası olarak anne sütüne dikkat çekmek için emzirme haftası olarak değerlendiriliyor, böyle kutlanıyor. Ve stüdyolarımızda da Doktor Kader Apaydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş öncelikle. bulduk. Teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyalım kısaca, sonrasında konumuza geçelim isterseniz. Ben Kader Apaydın. Aslen Samsunluyum. 1974 Alaçam doğumluyum. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Sonrasında Zonguldak Karayelmas Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi yapıp geçen yıldan itibaren de Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Görevimi halen orada devam ediyorum. Evet, burada da bugün sizlerle birlikte önemli bir haftanın etkinliği içerisindeyiz. Evet, çok Evet. teşekkür ediyoruz geldiğiniz için bizler de. Ben teşekkür Bugün ediyorum. anne sütünü konuşacağımızı söyledik. Evet. Öncelikle isterseniz bu haftanın öneminden bahsedelim. Biraz Evet. sonra anne sütüyle ilgili zaten konuşacağımız birçok konu var, birçok başlık var. Onları değerlendirelim. Evet. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1-7 Ekim emzirme haftası olarak kabul edilmiş ve dünyanın birçok ülkesinde de bu etkinliklerle kutlanmakta, değerlendirilmekte. Türkiye'de bu ülkeler arasında 1-7 Ekim tarihler arasında Türkiye'de bu konuyla ilgili çeşitli medyada olsun, yine sağlık kuruluşlarında olsun çeşitli faaliyetler yürütülmekte. Emzirme bizim için, anneler için, çocuk sağlığı için çok önemli bir konu. Bu yüzden Sağlık Bakanlığımız da 1991 yılında UNICEF ile birlikte başlattığı bir çalışma kapsamında emzirmenin korunması, desteklenmesi ve devam ettirilmesi ve bebek dostu hastaneler, bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında faaliyetler göstermekte. Bu programın önemi burada emzirmenin özellikle doğumdan hemen sonra başlatılması, İlk 6 ay sadece anne sütüyle bebeklerin beslenmesi ve sonrasında da 6 aydan sonra ek besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaşına kadar devam ettirilmesi vurgulanmakta. Esas en önemli konumuzun noktası bu. Evet, Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nde görüyorum ki bu konuya özel bir önem verdiği Evet. aşikar. Tabii ki çok Evet. önemli bir Hı. konu. Peki dün bir sohbet gerçekleştirmiştik Evet. sizinle ve söylediniz ki anne sütünün yapısı bilindiği halde Evet. henüz böyle bir gıda yok, Evet. yaklaşılmış bir gıda dahi yok. Peki Kesinlikle. nedir anne sütünün yapısı? Onu aktarmış olalım Evet. izleyicilere Hı. dilerseniz. Özellikleri nelerdir anne sütünün? Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konu üzerinde durmasının en önemli sebebi biliyoruz ki dünyada hala yıllar içerisinde, 1 yıl içerisinde milyonları aşan çocuk ölümleri olmakta. Bunların da en önemli sebepleri gastroenteritler dediğimiz bağırsak enfeksiyonları, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları ve bunlarla oluşan salgınlar sonucunda bir sürü hastalıklar oluşmakta ve bunlara bağlı bebek ölümleri görülmekte. Milyonlarca. Bunların da görülmüş ki yapılan çalışmalarda engellenmesinin en önemli, başarılı yolu anne sütüyle emzirme. Bunda da anne sütünün içeriğinin çok çok önemi var. Diyoruz ki her annenin sütü kendi bebeği için özeldir. Kendi bebeği için özel yapılmaktadır. Bir annenin sütü başka bir anne sütüyle bazen yapıları çok çok fark etmektedir. Erken doğum yapan annenin sütü kendi bebeği için hastır. Sezaryen yapan annenin sütü kendi bebeği için hastır. Normal doğum yapan annenin sütü kendi bebeği için hastır. Her bebe kendi annesinin sütü özeldir. Bu da nereden gelmekte? Anne sütünün içerisindeki karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, yine bebekleri hastalıklardan koruyucu antikor dediğimiz hücrelerden kaynaklanmadır. Ve daha bunun gibi bir sürü benzeri anne sütünün içinde maddeler vardır. Bunlar da bebekleri özellikle ilk annenin ilk sütü dediğimiz kolostrum dediğimiz süt özellikle bu hastalıklardan korunma açısından çok önemlidir. Evet, bu çok önemli Evet. aslında çünkü toplumda sanıyorum bilinen bir yanlış var bu konuyla Evet. ilgili. İlk süt verilmez yanlışı, Hı, evet doğru. değil mi? Evet bu halk arasında toplumumuzda çok bilinen yanlışlardan çok çok bilinen yanlışlardan biri. Aslında ilk süt diyoruz ki bebeğin ilk aşısıdır. Çünkü ilk sütün en önemli özelliği miktarın az olmasına rağmen içindeki hastalıklardan koruyucu antikorların
bağışıklık sistemini koruyucu hücrelerin bol olması. O yüzden muhakkak ilk sütün bebeğine ne kadar az olursa olsun annenin vermesini istiyoruz. Bebeğin ilk aşısıdır diyoruz kolostrum. İlk süt dediğimiz süt. Bunun kıvamı koyudur, daha sarı renktedir. Daha az miktardadır. Olgun süte göre 4. 5. güne kadar ilk süt, kolostrum dediğimiz süt olur. Ondan sonra olgun süte geçer annenin sütü artık. Daha sıvı kıvamda olur diğer olgun süt dediğimiz süt. Ama kolostrum daha koyu kıvamdadır. Miktarı azdır ama bebeğimiz için kesinlikle korkmayalım bundan, bu süt yeterlidir. Çünkü bebeklerimiz ilk doğduklarında 4-5 gün kendilerine yetecek kadar sıvıyla doğarlar. Biz buna halk arasında bebeklerimiz şiş doğdu diyoruz, ödemli doğdu diyoruz. Bu bebeğin ilk 4-5 günlük sıvı ihtiyacını karşılaması içindir. Evet. Evet. Sonrasında da zaten anne sütüyle tabii evet. ilk süt önemli dediniz. Kesinlikle. Akabinde ne kadar süre emzirilmeli peki ve ne sıklıkta emzirilmeli? Bu Evet. da önemli bir konu sanıyorum. Bununla ilgili neler Evet. söyleyeceksiniz? Ne kadar sıklıkta emzirelim? Ne kadar süreyle emzirelim? Bu evet sık sorulan sorulardan biri. Emzirmenin sıklıklarını anne kesinlikle kendine göre değil, bebeğin isteğine göre ayarlamalı. Bebeğimiz her ağladığında emzirmeliyiz. Anne kucağına almalı ve kendisine, tenine yakın tutmalı. Anne kokusunu, anne sıcaklığını bebeğin hissetmesi lazım. Bebekler sık sık sevgi isterler. Annesine o duygusal yakınlığı, annesine o duygusal yakınlığı görmek ister sık sık. O yüzden anne bebeği her ağladıkça özellikle ilk günlerde emzirmesini istiyoruz. Ne kadar süre emzirelim peki? Anne özellikle ilk 6 ay sadece anne sütüyle bebeğini beslesin. Bebeğin anne sütü ilk 6 ay hangi bebek olursa olsun, hangi anne olursa olsun bütün ihtiyaçlarını sıvı gıdalar da dahil olmak üzere anne sütü karşılayacaktır. Su da dahil tabii Su da ki dahil, buna, değil evet. mi? Buna su da dahil. Yapılan bazı çalışmalarda özellikle çok sıcak ülkelerde, Afrika ülkelerinde bile yaz döneminde yapılan çalışmalarda görülmüş ki anne sütü sadece tek başına bebeğin her türlü ihtiyacını karşılamış, sıvı ihtiyacını da karşılamış, bebeklerde susuzluk dediğimiz dehidratasyon durumu görülmemiştir. Bu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir zaten. Evet, yani bu konuda herhangi bir şüphenin olmaması Evet. gerekiyor. Peki sonrasında nasıl başlanmalı bu ek gıdaya, takviye gıda diye adlandırılan gıdaya? Evet. Biz 6. aydan sonra artık bebeğin daha da fiziksel yapısının gelişmesine bağlı olarak anne sütünün bebeğin ihtiyacı olan enerji içeriğini yeterince destekleyemeyeceği için ek gıdalara da geçelim diyoruz 6. aydan sonra. Burada da anne sütünü yine kesinlikle bırakmıyoruz. Buradaki püf noktamız bu. Her zaman için esas beslenme öğünümüz anne sütüdür. Yanında destek olarak ek gıdalara geçeceğiz 6. aydan sonra. Buradaki amacımız bebeğin de yemeği, beslenmeyi öğrenmesi öncelikli olarak. 6. aydan sonra 2 yaşına kadar da ek besinlerle birlikte anne sütüne devam edelim diyoruz. Evet, 2 yaşına evet, kadar kesinlikle anne sütü en azından, devam etmeli. evet 2 yaşına kadar anne sütüne devam edelim diyoruz. Evet. Peki çalışan anneler için, sürekli emziremeyecek durumda Evet. olan anneler için bir süt sağma yöntemi var. Evet. Nasıl yapılmalı bu ve sağlan süt ne kadar süre saklanır? Evet. Özellikle süt sağma ne zaman yapılmalı? Evet, gerçekten sütü nasıl saklayalım? Kimler sütlerini sağmalı? Bunlardan en önemli grup çalışan anneler. Toplumumuzda Evet. özellikle gelişen toplumumuzda anneleri çalıştıkları dönem içerisinde sütlerini muhakkak özellikle ilk 6 ay anne sütüyle besleyelim dediğimiz için sütlerini sağıp saklamalarını öneriyoruz. Anne sabah işe gitmeden önce bebeğini besledikten sonra iş ortamı içerisinde belli aralıklarla anne sütünü elle özellikle sağarak saklamasını, uygun şartlarda saklamasını istiyoruz. 2-3 saatlik aralarla anne ellerini güzel yıkadıktan sonra oturur pozisyonda, rahat bir pozisyonda memesinden temiz bir kaba, işte bu saklama kapları olabilir, yine bardak, geniş ağızlı bir cam bardak, bir fincan, kap tercih edilirse sanıyorum daha sağlıklı olur. evet, yani daha uzun süre saklamak istiyorsa anne, tabii ki daha farklı şeyler, ürünler de saklayabilir, saklama kapları dediğimiz ürünlerimiz de var. Yine aynı gün içerisinde tüketecekse cam ve porselen kapları öneriyoruz. Fincan olabilir bu, geniş ağızlı bir bardak olabilir. Oturduğu pozisyondan annesinin memesinde dıştan içeriye doğru ve meme başının kahverengi kısmına, meme başını
dış kısmına doğru ritmik hareketler yaparak bu kaba sağarak buzdolabında aynı gün içerisinde 6-7 saat saklayabileceğini biz biliyoruz. Anne bu sütlerle bebeğin evde anne sütüyle tekrardan beslemeye devam edebilir. Evet. Bu sütü alamayacak durumda olan bebekler için de daha uzun süre saklamalar yapabiliriz. İşte buzdolabının rafında bu 72 saate kadar olabilir. Artı 4 derecede dediğimiz. Eksi 2, eksi 7 derecelerde bu 3 haftaya kadar uzayabilir. Buzdolabının buzluğunda daha derin soğutmalar yapan eksi 18 dereceler kadar olan dondurularak da kullanılabilir. Dondurularak yani, evet. 3 aya kadar. Eksi 18'in üzerindeki daha derin soğukluklarda da 6 aya kadar anne sütünü saklayıp kullanabiliriz. Evet. Uzunca bir süre evet. saklanabiliyor gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. Çünkü buna ihtiyacı olan prematür doğum sonrası dünyaya gelen bebeklerimiz var. Onların beslenmelerinde biz bunları öneriyoruz. Uzun süre anne sütleri saklanıp kullanılabilir. Bunları kullanıp anne sütünden mahrum etmiyoruz bebeklerimizi. Evet. Peki emzik kullanımı da yaygın toplumumuzda alışkanlık haline geliyor sanırım belli bir süreden sonra da bebekler evet. için. Emzik kullanımının zararları neler peki bebek açısından? Evet. Bazen emzik anneler babalar için kurtarıcı oluyor. Evet. O yüzden işin kolay kısmı oluyor daha doğrusu. Ama bizim hiç aslında hekimler olarak, çocuk hekimler olarak önerdiğimiz bir durum değil. Neden? Çünkü emzik kullanan bebeklerde anne sütünden ayrılma, erken ayrılma, anne sütünü bırakma, anne sütünün kesilmesi buna bağlı olarak çene yapısı bozuklukları, damak yapısı bozuklukları, diş yapısı bozuklukları çok sık gördüğümüz durumlar. Yine bebeklerde meme başı şaşkınlığı dediğimiz durumlar çok fazla görülmekte. Yani memeden kuru memeden sonra bebek anne sütüyle anne göğsünü emzirmeye çalıştığında bebek şaşkınlık yaşıyor. Evet. Çünkü biliyoruz ki biberon alan ya da emzik kullanan bebeklerde bebekler biberon başlığını ya da emziği tutarken sadece dudakların uç kısmıyla biberonun emziğin uç kısmını tutarlar. Ama bizim emzirmede, anne göğsünde emzirmede en önemli teknikte dikkat ettiğimiz şey memenin değil, meme başının değil, memenin kahverengi dediğimiz geniş kısmının ve memenin uç kısmının daha fazla bir miktarda ağız içine alınarak emzirmenin yapılması. Evet, sağlıklı olan, doğru emzirme tekniğimiz bu. Evet. Burada en büyük sıkıntı bundan dolayı oluyor ve bebeklerde gaz problemi dediğimiz gibi yine diş problemi, çene problemleri, çene güçsüzlükleri emzik kullanan, biberon kullanan bebeklerde çok sık gördüğümüz ileride yaşadığımız sorunlardan. Evet, hayatı boyunca belki de etkili olacak sorunlara neden oluyor çocuğun. Kesinlikle, değil mi? Evet. İleriki yaşlara dönük problemler de oluşturabiliyor. Evet. Peki sütün artması için neler yapılmalı? Süt yeterli mi, yetersiz mi? Anne bunu nasıl anlayabilir, nasıl takip edebilir? Ve sütünün artması için ya da kalitesinin artması için sütünün, besin değerinin artması için diyelim neler yapmalı anne? Evet. Şimdi bu da çok aslında bilindiği söylenip bilinmeyen, detay bilinmeyen konulardan biri. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla tıbbi olarak, fizyolojik olarak anne sütünün yapımının sağlanmasının tekniği annenin rahat olup, huzurlu olup, bebeğini kucağına alıp, bebeğini anne göğsünden emzirmesi. Bu bir fizyolojik olay. Bebek anne göğsünden memenin ucunu tuttuğunda, emme refleksi başladığında annenin süt yapımı başlar. Bunu sağlayan beynimizde prolaktin denen bir hormonun salgılanmasına bağlı olarak oluşmaktadır. Bunun ana teknik tıbbi bilgilerimiz doğrultusunda olayın cereyan edişi budur. Ana şey bebeği emzirmektir. Sık, düzenli aralıklar ve doğru tekniklerle emzirmektir. Tabii ki annenin düzenli beslenmesi, huzurlu olması, bol sıvı tüketmesi buna destek olan olaylardır. Temel şey ama dediğimiz gibi dikkat etmemiz gereken düzenli aralıklarla bebek her istediğinde ve doğru teknikle bebeğimizi emzirmek. Evet. Şöyle bir durum söz konusu yalnız. Bebeğin kucağa alışma durumu. Evet. Alıştığı için kucak dışında uyumayan bebekler biliyorum şahsen. Bunun sebebi nedir? Ya da bunun önüne nasıl geçilir? Ya da bunun önüne geçilmeli midir? Evet. Bu da bildiğimiz, doğru bildiğimiz yanlışlardan aslında. Bebek her istediğinde kucağa alınmalı mı, alınmamalı mı? Şimdi bebeklerin huzursuzluğunun, ağlamalarının sebepleri, bir sürü sebepleri olabilir. Bunlar bebeğin açlığı olabilir,
fazla sıcak, fazla soğuk ortamda kalmış olması olabilir. Üzerinin aşırı giydirilmiş olması olabilir. Gerçekten hasta olabilir. Gazı olabilir. Kolik dediğimiz yalancı bir karın ağrısı benzeri durum dediğimiz durumu söz konusu olabilir. Ama en önemlisi bebek anne sevgisini istiyordur. Burada önemli olan püf nokta bu. Bebeğimizin bu dediğimiz diğer ihtiyaçlarını karşıladıktan ve gözlemledikten sonra eğer bebeğimiz hala uyuyorsa, huzursuzsa, ağlıyorsa bilelim ki bebeğimiz anne sevgisi istiyordur, annesinin kokusunu istiyordur, annesinin tenine temas etmek istiyordur. Onun için bebeğimizi böyle durumlarda alıp kucağımıza annesi sevecek, okşayacak, tenine temas edecek, kokusunu bebeğine hissettirecek ki göreceğiz ki bebeği ondan sonra belli bir süreden sonra rahatlayacak, huzursuzluğu geçecek, ağlaması kesilecektir. Evet, sanıyorum ki bir de bebekler için anne kokusu farklı bir öneme sahip. Annesinin bir eşyası olmadan uyuyamayan bebekler var evet, mesela çok değil doğru, mi? Yine anne kokusuyla ilgili sanıyorum bu da. Evet, bu çok doğru. Gözlemlediğimiz, gördüğümüz gerçekten annesinin kıyafetleriyle evet. Uyuyan bebeklerimiz dahi var. Bunları gördüğümüz, izlemlediğimiz kadarıyla. Burada o yüzden demin de söylediğim gibi bebek her istediğinde annesi kucağına almalı, tenine temas ettirmeli ve kokusunu hissettirmeli. O yüzden huzursuz olan bebeklerde annelere koku kullanmamalarını da öneriyoruz. Anne kendi temizliğini yaparken mesela bebeğini emzirmeden önce de sabun ya da dezenfektan madde kullanmasını önermiyoruz. Evet, kimyasal ürünlerden kesinlikle uzak durmasında fayda var. Sadece ılık duşla, temiz suyla annesinin temizlenmesi, memesini temizlemesi, emzirme öncesi, duş alması yeterli. Mümkün olunca bu tür kokulardan uzak kalmalı. Çünkü bebeği bu memeyi reddetme dediğimiz durumlara dahi sürükleyebilir. Bu kokular anne kokusundan bebeği uzaklaştıracağı için, farklı bir kokuyu alacağı için bebek memeyi reddetme durumu dahi olabilir bu durumlarda. Evet, peki annelerin de tabii akıllarında bazı soru işaretleri kalır eminim ki sütüm yetti mi, bebeğim doydu mu, benim sütüm yetersiz mi şeklinde. Evet. Bunu peki nasıl takip edebilir bir anne, nasıl anlayabilir? Düzenli dediğim gibi düzenli aralıklarla ve uygun şartlarda, uygun pozisyonda emziren her annenin anne sütü bebeği için yeter. Biliyoruz ki her annenin sütü iki bebeği besleyecek kadar süt yapabilmektedir. Anne bedeni buna sahiptir. O yüzden düzenli aralıklarla, uygun şartlarda, uygun pozisyonda anne emziriyorsa, gün içerisinde de bebeğinin gözlemleyebileceği, bebeği eğer günde düzenli olarak 6-8 defa bol idrarını yapıyorsa, ayda yarım kilon ve üzerinde kilo alımı varsa, bebeklerimiz, biz diyoruz ki pratik olarak anne sütü yeterlidir, yeterince besleniyordur, gelişimi düzenli devam ediyordur. Evet. Anneler bunu gün içerisinde pratik olarak takip edebilirler. Buradan takip etmek kolay. Peki evet. Göğüs yapısıyla süt arasında nasıl bir orantı var? Evet. Bütün memelerin yapısı, dokusu süt salgı bezlerine, salgı kanallarına sahiptir. Memenin büyüklüğü, küçüklüğü, meme başının büyük olması, küçük olması, içeriye çökük olması gibi durumlar anne sütünün yapımına engel değildir. Bu tamamen bir hormonal bir durumdur. Annenin dediğimiz gibi bebeğini, her annenin sütü, bedeni yapacak, yetecek kadar süt yapmaktadır. Bunda herhangi bir sıkıntı, sakınca yoktur. Evet. Peki hormonal bir durumdan bahsediyoruz. Peki bu hormonun salgılanması için, sütün üretilmesi için illaki doğum gerçekleşmesi mi gerekir? Anne olunması mı gerekir? Evet. Biliyoruz ki eski yaşayan büyüklerimizden de duyduğumuz kadarıyla ayrıca tıbbi bilgilerimize dayanarak biliyoruz ki anne sütünün salgılanmasını esas sağlayan fonksiyon bebeğin anne göğsünü, meme ucunu tutup oradan emzirme hareketini yapmasıdır. Bu emzirme hareketi dolayısıyla beyne uyarı gider, beyinden de prolaktin dediğimiz hormon salgılanır ve belli miktarda süt salgılanır. Bunun için annenin doğum yapmış olması, anne olması gerekmiyor. Her bayanda bu hormonal bir fonksiyon işleyebilir. Tabii ki salgılanan sütün miktarı, özelliği doğum yapan bir anne için kendi bebeğine özel yapılan süt gibi olmaz. Evet, besin değeri açısından sanıyorum farklılıklar olur. Evet, farklılıklar gösterir.
Ama böyle de bir durum söz konusu. Yani anne Evet. olmadan da bebek emzirilebilir. Evet. Torunlarını emziren, yeğenlerini emziren halalar, babaanneler, anneanneler biliyoruz. Toplumumuzda da bu gördüğümüz, gözlemlediğimiz de bir olay. Evet. Peki yine anne üzerinden gidelim dilerseniz. Anneye sağladığı bazı yararlar var emzirmenin. Evet. Kanıtlanmış Kesinlikle. yararlar bunlar. Onları aktaralım izleyicilerimize. Nelerdir bu yararlar? Evet, bu yararlar tamamen hemen doğum sonrası doğum odasında başlıyor bu yararlar bildiğimiz kadarıyla. O yüzden diyoruz ki bebekler doğar doğmaz eğer anne müsaitse doğumdan ilk yarım saat içerisinde hatta en geç bir saat içerisinde anne göğsüne verilsin, emzirilsin. Buradaki şeyimiz anne ile bebek arasındaki iletişimin bir an önce başlaması ve hormonal faaliyetlerin harekete geçirilmesi. Bebek anne göğsünden emmeye başladığında dediğimiz gibi sütün salgılanmasını, yapımını sağlayan bir prolaktin hormonu ve meme ucundan da salgılanmasını sağlayan bir oksitosin dediğimiz hormon var. Bu meme ucunda anne sütünün salgılanmasını sağlamasının yanında annede rahim içindeki damarların kasılmasını sağlayarak, kasların kasılmasını sağlayarak damarların büzülmesine, annenin daha az kan kaybetmesine, annede daha az kansızlık görmesine ve rahmin doğum öncesi boyutlarına bir an önce gelmesine yardımcı olmakta. Bu doğum salonunda başlıyor. Bebeğin hemen doğarak emmesinden sonra anneye de bebeğin emzirme ile birlikte verdiği özel bir durum bu. Yine biliyoruz ki çalışmalarda emziren annelerin, emzirmeyen annelere göre daha az yumurtalık kanseri, meme kanseri ve rahim içi kanserine yakalandıklarını biliyoruz. Emzirmeyen annelerin, emziren annelere göre bu riski daha fazla. Bu yapılan çalışmalarda ispatlanmış bir durum. Yine menopoz dediğimiz annenin adetten kesilme sonrası görülen osteoporoz dediğimiz durum emziren annelerde emzirmeyen annelere göre daha az görülmekte ve kemik yapıları daha güçlü olmakta. Evet, mutlaka ki bebeğe de sayısız faydaları var, anneye de sayısız Evet. faydaları var. Ancak bazı bebeklerde bazı problemler de söz konusu oluyor. Doğum sonrasında özellikle sarılık bizim bildiğimiz ya Evet. da ağzında pamukçuk oluşması Hı. ya da gaz problemi. En çok sanıyorum Evet. gaz problemi yaşanıyor bebeklerde. Bu problemlerin nedenleri nelerdir peki? Evet. Gaz problemi bebeklerde çok sık gördüğümüz bir şey. Bu da temelinde aslında işin temelinde bebeğin uygun teknikle uygun pozisyonda aslında emzirilmediğini gösteriyor. Uygun teknikle uygun pozisyonda emzirilen bebeklerde bu tür problemler özellikle de anne sütüyle beslenen bebeklerde çok çok az görülmekte. Çünkü anne sütünün yapısından kaynaklanan ve içeriğinden kaynaklanan yapısı bunu engelliyor. Anne sütü alan bebeklerde, almayan bebeklere göre, mamayla beslenen bebeklere göre daha az gaz problemi görülmekte. Yine anne eğer uygun temizliğine dikkat ederse, dediğimiz gibi dezenfektanları ve sabun gibi temizleyici maddeleri daha az kullanırsa, bebeğinde pamukçuk gibi ağız için mantar dediğimiz durumların görülmesi daha az olur. Çünkü anne sütünün içerisindeki antikorlar meme başının temizliğini ve korunmasını sağlarlar. Ayrıca bir temizliğe gerek yoktur anne göğsünde. Bu Evet. bunu engeller. Ama anne eğer sık sık kendi temizliği için dezenfektan maddeleri, işte sabun gibi tahriş edici maddeleri çok sık kullanırsa buralarda mikropların yerleşip bebeğin anne göğsünde de bebeğin ağız içinde de enfeksiyon yapma riski daha fazla. Evet, özellikle bir de bebeklerin saçlarında sanıyorum oluşan bazı maddeler var. Bunun sebebi ne peki? Bu da yine emzirme konumuz dışında ama yine de bebeklerin bu cilt bakımıyla alakalı. Bebekler biz doğum sonrası bakım yaparken özellikle sık sık ilk aylarda sık sık duş aldırılmasını, yıkanmasını ve ciltlerinin nemlendirilmesini istiyoruz. Çünkü bebeklerin ciltleri çok çabuk kurur ve dökülür. Eğer bu düzenli bakım yapılmazsa uygun şartlarda bebeklerin saçlı derisinde konak dediğimiz durum, Evet. yine ciltlerinde, vücudundaki ciltlerinde döküntüler, dökülmeler, kuruluklar olabiliyor. Evet, cilt bakımı ile alakalı bir durum Evet. yani. Tekrar konumuza dönecek olursak peki biliyoruz ki annenin emzirme döneminde özellikle kaçınması gereken bazı durumlar var. Bunlar neler? Stres sanıyorum bunların başında gelen. Evet. Nelerden kaçınmalı özellikle anne emzirme döneminde hatta hamilelik döneminde de sanıyorum dikkat edilmesi gerekenler var. Bunlar neler peki? Evet.
Annenin huzurlu olması emzirme için ve anne sütünün devamlılığı için çok önemli. Annenin stresten uzak olması, huzurlu olması bizim için çok önemli. Çünkü anne başlangıçta özellikle ilk anne olan bayanlarımız için emzirmeyi başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım? Çok büyük bir stres konusu. Onun için annenin önce kendine güvenmesi, huzurlu olması, sakin bir ortamda ve gün içerisinde bol bol dinlenmesi gerekiyor. Bu önemli. Yine gıdalar açısından annenin biz biliyoruz ki emzirme döneminde özellikle çay, kola, kahve gibi kafein içeriği bol olan yiyeceklerden uzak durmasını, mümkün olduğunca tüketmemesini istiyoruz. Çünkü bu içecekler içerisindeki kafein anne sütüyle birlikte bebeğe geçip bebekte çok ciddi huzursuzluklara sebep olabiliyor. Yine alkol ve sigarayı emzirme dönemi zaten bilakis o dönemi o dönemde kesinlikle istemiyoruz. Anne hariç evde hiç kimse de bunu istemiyoruz. Evet, pasif içici de evet, olunmamalı. Evet. Yine annenin hamilelik döneminde de çünkü istemiyoruz ki bunda da yapılan çalışmalarda ispatlanmış verilerimiz var. Anne karnındaki bebeği işte sigara kullanımı, alkol kullanımı, yoksunluk sendromu dediğimiz sendroma, yine annenin bebek karnında küçük kalmasına, düşük doğum ağırlıklı doğmasına, çeşitli kalp hastalıklarına risk oluşturuyor. Bunu biliyoruz. O yüzden kesinlikle bunlardan uzak durmasını istiyoruz. Evet. Peki anne sütünün öneminden bahsediyoruz. Mutlaka anne sütü verilmeli diyoruz. Peki hangi durumlarda anne emziremez bebeği kesinlikle? Evet. Bu konuda aslında çok net bilinmeyen, anneler tarafından çok bilgilendirilip net bilinmeyen bir konu. Anne sütünü gerçekten biz kısıtladığımız durumlar çok az. Özellikle bunu net söyleyeceğimiz konular annenin kemoterapi dediğimiz kanser tedavisi görmesi, radyoterapi dediğimiz yine radyasyon tedavisi alması. Bunlar yine yapılan çalışmalarda HIV'li AIDS virüsü taşıyan HIV pozitif olan annelerin de anne sütünden bebeğine bulaştırma riski olduğu gösterilmiş. Annenin bu durumlarda emzirmesine biz sakıncalı buluyoruz. Emzirmesini diyoruz. Ayrıca yine ciddi psikiyatrik sorunlar olan, depresyonu olan anne eğer tedavi görüyorsa yine bunlarda da eğer kullandığı ilaçlar bebek için risk kategorisindeyse emzirmesin diyoruz. Yine bu tür hastaların iyi gözlemlemesi lazım. Anne bebeğini emzirirken yine bebeğine ciddi zararlar verebilir. O açıdan bu durumlarda anne sütünü vermesin diyoruz. Ama bunun haricindeki bütün durumlarda anne bebek de hasta olsa, anne kendi de hasta olsa bebeğini emzirebilir. Hiçbir sakınca yoktur. Evet, bununla ilgili doğru bilinen yanlışlar olduğundan bahsettiniz. Şöyle de bir konu var ki, emzirirken hamile kalırsa eğer anne. Evet. Bu durumda ne yapmalı anne? Yani hamile olan anne de emzirebilir. Kesinlikle. Onda bir şeyimiz yok, engel bir durumumuz yok. Bu da bilinen bir yanlışlardan. Hep halk arasında eşim, işte eşler arasında yine anneler, ben hamileyim, işte sütüm bebek için zehirli söyleniyor, bebeğimi emzireyim mi, emzirmeyeyim mi? Kesinlikle böyle hamile olan bir anne de bebeğini emzirebilir. Yine kadın doğum uzmanının anne karnındaki bebeğin gelişimine bağlı olarak bunu takiplerinde de anneyi uyardığı döneme kadar anne bebeğini emzirebilir. Özellikle ilk 6 ay muhakkak zaten diyoruz ki anne sütünü alsın bebeğimiz. Ondan bebeğimizi mahrum etmeyelim. Evet, peki emzirmenin bir aynı zamanda doğum kontrol yöntemi olduğunu söylemiştiniz. Onunla ilgili de dilerseniz detayları anlatalım izleyicilerimize. Evet. Anne sütünün anneye faydalarından biri de evet, dediğimiz gibi gebelik önleyici olması. Çünkü biliyoruz ki anne eğer düzenli aralıklarda emziriyorsa, bebeğin uygun şartlarda, düzenli ve uygun pozisyonda emziriyorsa, bu doğal bir kontrasepsiyon, yani gebelikten önleyici bir yöntem olur. Emziren annelerin adet kanamaları gecikir ve anneye bir doğal bir doğum engelleyici yöntem olarak bunu da kullanmış olabilir. Buradaki şart, annenin düzenli aralıklarla ve güneş içerisinde en az 8-10 defa annesi bebeğini emzirmesi ve onun haricinde ek gıdalar bebeğine vermemesi. Buradaki şartımız bu. Evet. Peki emzirirken anne kendisine vitamin takviyesi alabilir mi? Vitamin takviyesi ya da ne zaman başlanmalı eğer böyle bir eksiklik söz konusuysa?
Eğer tespit edilen bir eksikliğimiz varsa bunun tespit edildiği andan itibaren özellikle gebelerde kansızlık, hipokalsemi dediğimiz yani kandaki kalsiyum miktarının düşüklükleri görülebilen durumlar. Eğer eksikliği tespit edilse tedavi edilebilir ama onun haricinde anneye diyoruz ki biz emzirme döneminde ek bir şeye gerek yok anne. Ek bir özel bir diyete gerek yok. Anne kırmızı et, beyaz et, balık düzenli olarak, süt, 2 bardak sütünü düzenli olarak, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerini ve bakliyatları düzenli emzirme döneminde tükettiği sürece annenin emzirme döneminde ek bir diyet yapmasına gerek yok. Ve kesinlikle anneye diyet önermiyoruz. Çünkü emzirme anne için ayrı bir diyet programı zaten. Emziren anneler bakılmış yapılan çalışmalarda normal emzirmeyen annelere göre günlük ekstradan 500 kalori harcadıkları görülmüş zaten. Emziren annenin bu açıdan da doğum öncesi kilolarına, annelerimiz bunu çok merak ederler, dönmeleri, eski sağlıklarına, eski formlarına kavuşmaları daha çabuk olacaktır emzirmeyen annelere göre. Evet, öyle de bir faydası var emzirmenin. Evet. Belki de en bilinmeyen faydası budur herhalde emzirmenin, değil mi hocam? Evet. Evet, peki yine anne üzerinden, emzirme üzerinden devam ediyoruz. Allah göstermesin, felaket durumlarında durumlarında da tabii anne sütü ayrı bir öneme sahip. Çünkü en kolay ulaşılan besin, bebekler evet. açısından en sağlıklı besin. Bu gibi durumlar için neler söyleyeceksiniz? Evet. Felaket durumlarında en büyük sıkıntılar salgın hastalıklar bildiğimiz evet. kadarıyla. Artı yiyecek gıdalarına ulaşmadaki önemli problem. Sıkıntıların ve eksikliklerini çok gördüğümüz için. Bu açıdan da kolay, çabuk ulaşılır, masrafsız, daha ucuz, temiz ve mikroplardan uzak gıdamız anne sütü her zaman için yanımızda. Böyle durumlarda da bebeklerinde daha az salgınlar görülecek, salgın hastalıklardan uzak kalacaklar, hastalıklar oluşmayacak. Bir kalkan ve, oluşturuyor diyebiliriz. Evet, sanıyorum. O felaket durumunda anne bebeğine tamamen anne sütüyle böyle bir kalkan oluşturacak. Koruma duvarı oluşturacaktır. Evet, bu da çok önemli. Peki hocam, bazı durumlarda bebeğin memeyi reddettiği, sütü reddettiği, emmedi, mama takviyesi alıyoruz diyen anneler var mesela. Evet. Bunlar hangi durumlardır? Neden reddeder bebek sütü? Evet. Meme reddinin durumu en çok görüldüğü durumlar. Birincisi emzirme tekniğimiz. Her zaman vurguluyoruz. Emzirme tekniğimizin doğru olması. Eğer anne doğru teknikle bebeğini emzirmiyorsa kesinlikle bebek memeyi reddedecektir. Yine emzik alan bebeklerde meme reddi çok sık gördüğümüz bir durum. Anne eğer söylediğimiz gibi beslenme yanlış besleniyorsa, yine asitli kokulu gıdalarla besleniyorsa, kötü beslenmesi varsa annenin, burada bebeğin yine meme reddi durumu olacaktır. Çok dolu göğüsleri olan annelerde meme reddi çok gördüğümüz bir durum. Biberon emzik kullanan, demin söylediğimiz gibi bebeklerde yine meme başı şaşkınlığına bağlı meme reddi olacaktır. Yine bebek gerçekten hasta olabilir, ona bağlı red durumu söz konusu olabilir. Bebek tam huzurlu değilse yine meme reddi olabilecektir. Bunlar gözlemlediğimiz durumlar. Burada dikkat edeceğimiz, meme de bebeğin düzgün pozisyonda ve uygun şekilde emzirilmesi. Evet. Peki emzirme devam ederken sütün kesilmesi durumu olabilir mi? Evet. Biliyoruz ki eğer anne düzenli aralıklarla düzgün şekilde bebeğini emziriyorsa kesinlikle annede ve uygun besleniyorsa annede anne sütünün kesilmesi gibi bir durum olmaz. Bebeğinde ekstra eğer bir sıkıntı yoksa, annede bir problem yoksa, annenin beslenmesinde, bebeğini sık aralıklarla emzirmesinde bir problem yoksa, düzenli aralıklarla düzgün şekilde uygun pozisyonda emziriyorsa sıkıntı olmaz. Evet. Evet. Peki ikiz bebekleri olanlar da vardır eminim. Onların evet. farklı bir yöntem uygulaması gerekir mi emzirirken? Anne ikiz bebeklerini ayrı ayrı emzirebileceği gibi aynı anda da iki bebeği emzirebilir. Uygun pozisyonda bebeklerini tutma şartıyla. Uygun pozisyon olarak onu da anlatalım. Uygun pozisyon olarak neyi kastediyoruz? Anne bebeğini tek kolun içine, avucun içine, başı ve gövdesi gelecek şekilde yatıracak. Yüzü, omzu tamamen annenin göğsüne dönük olacak. Burun meme başı seviyesinde olacak. Ve bebek
Annesi göğsüne yaklaştırdığında dudaklarına meme ucunu değdirecek ve bebek biliyoruz ki bu refleksle ağzını açacaktır. Arama refleksi dediğimiz bir refleksi mevcuttur çünkü bebeğin. Üst ve alt dudaklarını açacaktır. Açıldığında anne direkt göğsüne bebeğin ağzının içine yaklaştıracak memesini ve üst dudak yukarıya doğru, alt dudağın aşağı doğru kıvrıldığını görmemiz lazım. Uygun pozisyon dediğimiz pozisyonda ve memenin sadece uç kısmı değil kahverengi kısmının da olabildiğince bebeğin ağzının içinde olması ve çenesinin annenin göğsüne değmesi lazım. Yine gövdesinde anne bebeğinin kendi gövdesine değdirecek, tenine temas ettirecek ki annesinin sıcaklığını bebeğimiz hissetsin. Evet. Evet. Bu pozisyonda bebeğini emzirebilir. Emzirirken de her emzirmede biz genelde öneriyoruz ki anne tek göğsünü emzirsin. Çünkü bir emzirmede bir göğüsten ortalama 80-100 cc dediğimiz anne sütü gelir ve bu bebeğin o öğün beslenmesi için yeterlidir. Bir göğüsten emzirme bitirilmeden biz diyoruz ki ikinci göğüsten emzirme yapılmasın. Eğer bebek istiyorsa ikinci göğüsten de emzirme yapılabilir. Ama ilk anne ilk göğsünden bebeğini yeterince emzirecek. Boşaldığını hissettiğinde diğer göğsünü alacak. O göğsünde emzirmeye devam edecek. Oradan bebeğini beslemeye devam edecek. Buradaki esprimiz de emzirme başladığında ilk dediğimiz süt bol sıvıdır ve bebeğin emmesinin devamını sağlar. Evet. Emmenin son kısmındaki son süt dediğimiz kısım yağdan zengindir. Bebeğe doygunluk hissini verir. Eğer bir göğüs boşalmadı anne diğer göğsünü alırsa bebeğini, bebek bu bol sıvı kısımdan alacağı için karnı şişer, daha çok gaz hissi hissedebilir ve doygunluğu hissetmez. Evet. Evet. Sıvı almış olur daha ziyade. Bol miktarda sıvı almış olur. Bu son kısmı alacak ki bebek doygunluğu hissetsin ve memeyi kendi bıraksın. Zaten diyoruz ki memeyi bebek kendi bırakmadan emzirmeyi, memeden ayırmayalım bebeğimizi. O kendi doygunluk hissini uygun şekilde emzirdiğimizde hissedecek ve memeyi bırakacaktır. Evet, sanıyorum ki doğru pozisyonda emdiği takdirde gaz problemi başta olmak üzere birçok problemin de önüne geçilmiş evet, oluyor değil mi? Kesinlikle. Yani buradaki en önemli şeyimiz düzenli aralıklarla ve uygun pozisyonda bebeğimizi emzirmek. Evet, peki düzenli aralıklarla dediniz, biliyoruz ki gece de bebekler emziriliyor. Bunun da peki ne sıklıkta olmalı? Bebek kendi belirlemeli dediniz ama sanıyorum ki gece emzirmenin ayrı bir önemi var. Evet. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Emzirmenin devamlılığından bahsediyoruz. Bu gece de geçerli, evet. Çünkü biliyoruz ki prolaktin dediğimiz anne sütünün yapımını sağlayan hormon gece daha çok salgılanmakta. Daha fazla salgılanmakta. Bizim emzirmelerimizde, beslenme döneminde, anne sütü döneminde gece emzirmeler bizim esas beslenme öğünlerimiz. Bunu kesinlikle atlamamamız lazım. Evet, emzirme aralıklarında bebeğin kendi belirlemesi lazım. Eğer izliyoruz ki, izlemliyoruz ki bebeğimiz 3-4 saati geçen bir aralıkta emmediği zaman da uygun şekilde bebeğimizi uyararak anne göğsünü alıp emzirmeli. Eğer bebeği uyanmazsa da. Evet, uyanmasa bile gece mutlaka emzirilmeli. Kesinlikle, evet. Emzirmeye devam edeceğiz. Zaten doğumdan sonraki emzirme döneminin başlangıcında bebeklerimiz daha az kısa sürelerle sık sık emecek ve geliştikçe, kas yapısı geliştikçe, ağız yapısı geliştikçe, çene yapısı geliştikçe daha güçlü ve daha uzun aralıklarla beslenecek. Bunu kendi belirleyecektir zaten. Evet, o süreyi de bebek kendi belirliyor. Peki emzirme sonrasında huzursuz olan bebekler var ya da kusan bebekler var az miktarda. Bunun sebebi nedir peki? Evet, bunun sebebi başlangıçta dediğim gibi yanlış pozisyon olabilir. Yanlış pozisyonla emen bebekler daha çok gaz problemi yaşar. Anne sütü almayan bebekler daha çok gaz problemi yaşar. Ve kusmalar diyoruz. Bunda da ilk 6 ay biliyoruz ki fizyolojik bir reflü durum var. Bebeğin vücut yapısının gelişmesine bağlı olarak az miktarda emzirme sonrası bebeklerde mamayı çıkarma durumu görebiliriz. Uygun şekilde beslenen, kilo alan bebeklerde bunu ek problem olarak görmüyoruz. Tabii burada önemli olan bebeğin düzenli aralıklarla beslenmesi ve iyi gelişmesi, iyi kilo alımı. Onun haricinde bu kusmalar bebek gazıyla birlikte bu kusmalar olabilir. Az miktarda anne sütünü çıkarabilir. Evet, bu normal bir durum. Yani annelerin evet, bu gibi durumlarda endişelenmesine çok gerek endişelenmemesine gerek yok. Tabii dediğimiz gibi bebeğin iyi beslenmesi ve gelişimin iyi olması, iyi kilo alması lazım. Evet. Peki bebek düzenli halde emdiği halde, emzirildiği halde kilo almıyorsa, gelişmiyorsa bunun sebebi ne olabilir? Evet. Bunun sebebi yine dediğimiz gibi bebek düzenli
emzirilmiyordur, iyi pozisyonda emzirilmiyordur, yeterince anne sütü almıyordur. Birincisi bu olabilir. İkincisi gerçekten bebeğimizin bir hastalığı, ek bir problemi olabilir. Böyle hallerde hekimimizden yardım alıp konunun değerlendirmesinde yarar var. Ama düzenli besleyen, uygun aralıklarla yeterince emzirilen bebeklerde anne sütünün yetmemesi gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dediğimiz gibi bir annenin iki bebeği birden besleyebilecek anne sütü yapma potansiyeli var. Biliyoruz bunu çünkü. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu olamaz eğer farklı bir durum yoksa. Evet. Altında başka farklı bir durum yoksa. Evet. Eğer böyle bir durum varsa peki nasıl bir yol izlenmeli? Yine anne sütüne devam edilmeli tabii ki. Kesinlikle. Anne sütünü böyle bir durumda söz konusu olsa anne sütünü muhakkak devam edeceğiz. Eğer gerekiyorsa hekimimizden bu konuda destek alacağız. Zaten bize bu konuda yönlendirme yapılacaktır. Evet. Peki 2 yaşına kadar emmesi gerektiğini söylediniz. Evet. Akabinde 2 yaşından sonra sütten kesilmeli bebek. Bu evet. Aşama peki nasıl gerçekleşecek? Kesilmeli demeyelim ona. Yani yine bebek anne yine kendi istemediği takdirde mi bırakacak yani? Evet, bunu hani kesilmeli diye kesin net bir çizgi çekmeyelim. Daha uzun süre devam eden bebeklerimiz de oluyor, olabiliyor. Ama buradaki şeyimiz kriterimiz bebeğin artık bir yaşından sonra biz biliyoruz ki sofra adabını, sofradan yemeği öğrenmesi lazım. Eğer yeme problemi olan, katı gıdaları alamayan bir bebeğimiz söz konusuysa 2 yaşından sonra muhakkak bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Girişimde bulunmamız lazım. Çünkü 1 yaşından sonra bebeğin katı gıdaları çiğneyi bitiyor olması lazım. Bunu öğretmemiz lazım. 6. aydan sonraki ek gıdalara geçelim konusundaki aslında esprimiz. Buradaki püf nokta bu. Bebeğin 6 ile 9. ay biliyoruz ki yarı katı gıdaları, 9. aydan 12. aya kadar da katı gıdaları yemeyi öğrenmesi lazım. İleride eğer bu öğretilmezse ek gıdalara geçiş dönemi dediğimiz bu dönem eğer düzgün atlatılmazsa ileriki dönemlerde bu bebeklerimizde beslenme problemi, yutma problemi, sofradan beslenebilme problemi çok yaşadığımız, çok sık gördüğümüz bir problem. Evet, yemek yemeyen çocuklar herhalde evet. Bununla alakalı. Aynen öyle. Ek gıdalara geçişte bir problem varsa temelde ve ileriki dönemde muhakkak bu bebekler önümüze, bu çocuklar önümüze beslenme problemi olarak geleceklerdir. Peki ilk ek gıdalar neler olmalı? Püre haline getirilmiş sebzeler benim aklıma gelen. Evet. Var mı özellikle hani annelere tavsiye edeceğiniz bir formül bu konuyla ilgili? İlk önce ek gıdalara geçişte biz meyve ve sebze suları, püreleri, yumurta, yoğurt bunları öneriyoruz. Ek gıdalar geçişte en temel gıdalarımız bunlar. Ondan sonra 9. aydan sonra et kıyma formunda, yarı katı ve kıyma formunda eti öneriyoruz. En önemli temel gıdalarımız, beslenmeye geçişteki en önemli gıdalar bunlar. Bunlarla bebeğimizi ek gıdalara geçişi ve beslenmeye, sofraya alıştırmamız lazım. En önemli temel gıdalarımız bunlar. Ve ek gıdalara geçerken muhakkak anne sütüyle ek gıdaların ayrı öğünde olmasını istiyoruz biz. Aynı öğünde bebeğe vermeyelim istiyoruz. Eğer aynı öğünde vereceksek de öncelikle anne sütünü verelim, sonradan ek gıdayı verelim bebeğimize. Ki anne göğsünden, memeden, anne sütünden uzaklaşmasın. Evet, o da aynı zamanda devam etmeli tabii ki bebek bırakana kadar. Kesinlikle, evet. Evet, peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz, süremizi dolduruyoruz. Ne gibi tavsiyeleriniz olacak annelere, bizi izleyenlere ve bu konuyla ilgili problem yaşayanlar vardır? Nasıl evet. Yollar izlesinler, neler yapsınlar? Diyoruz ki biz her zaman için anne sıcaklığının sağlanmasında, anne ile bebek arasındaki iletişimin çok çok iyi kurulmasının en önemli temel kriteri annenin emzirmesi ve anne sütü. O yüzden her bebek anne sütünün, her bebeğin anne sütü hakkıdır. Her annenin de emzirmek, bebeğini emzirmek annenin hakkıdır diyoruz. Bundan bebeklerimizi, annelerimizi mahrum etmeyelim diyoruz. Evet. Şeyde bir kez daha hatırlatmış olalım. Anneye sağladığı yararları çünkü önemli bir konu. Evet. Anneye ne gibi yararlar sağlar? Annelerin bilmesinde fayda var. Özellikle diyet konusundan bahsetmiştiniz. Kesinlikle annelerin diyet yapmaması gerektiğini evet, emzirme söylemiştiniz. Döneminde. Dilerseniz bunları da bir kez daha tamam. Hatırlatmış olalım izleyicilerimize.
Anneye faydalarını söyleyelim. Anneler evet emzirme döneminde kesinlikle diyet önermiyoruz. Düzenli beslenmelerini öneriyoruz. Bol bol istirahat etmelerini öneriyoruz. Bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz. Annelere faydaları. Annelerde kansızlık daha az görülür. Anneler doğum öncesi fiziksel yapılarına emziren anneler daha çabuk ulaşırlar. Annelerde meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim içi kanserleri daha az görülür. Ve menopoz sonrası osteoporoz dediğimiz kemik erimesi emziren annelerde daha az görülür. Bu annelere faydaları. Ha bebeklerimize faydaları neler? Daha çok bebeklerimize faydaları anne sütünün daha da çok. Başlangıçta bebeklerimizde zeka seviyesi emzirilen bebeklerde emmeyen bebeklere, mamayla beslenen bebeklere göre daha yüksek olur. Hastalıklar daha az görülür. Özellikle bağırsak enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, alt ve üst olmak üzere bunlar bebeklerde daha az görülür emen bebeklerde. Yine emzirilen bebeklerde şeker hastalığı dediğimiz, obezite dediğimiz, yine kalp hastalıkları ileride oluşabilecek konjenital kalp hastalıkları, damarsal kalp hastalıkları emzirilen bebeklerde, emzirilmeyen bebeklere göre daha az görülür. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınızdan ben dolayı. Burada ederim. Olduğunuz için çok sağ olun diyoruz. İlerleyen günlerde de yine farklı bir konuyla belki yine bir program gerçekleştiririz. Tekrar ağırlamak isteriz sizi. Çok sağ olun. Biz de temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum ben de kendi adıma, sağlık camiamız adına. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, konuk evini burada sonlandırıyoruz. Bizler yarın sabah saat 9 itibariyle Günaydın Anadolu programıyla sizlerle olacağız. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşçakalın.